hem işçinin hakkını korur, hem sistem sürdürülebilir, hem iş hayatını olumsuz etkilemez diyebileceğimiz bir yapının çalışmalarını zaten belirli altyapı var ama kolay olmadığını da işte 41 yıllık geçmiş gösteriyor. 41 yıllık geçmişi olan ve AK Parti hükümetleri olarak da bu konuyu önemsediğimizi hemen hemen tüm hükümet dönemlerimizde özellikle 2006'dan bu yana gündeme getiriyoruz. Ama yine dediğimiz gibi paydaşların vicdanının adaletin ve sürdürülebilirliğin olduğu bir çerçeveyi henüz oluşturabilmiş değiliz. Süreç inşallah bunu olumlu gelişmesine ve sonuçlanmasına katkı sağlayacağımız bir süreç olur diye temenni ediyorum. Bu anlamda şu anda en çok mağdur olan kimdir diye baktığımızda esasında işçilerimiz mağdur oluyor. Şu anda kıdem tazminatından istifade edebilen, yani iş akdi sonlandırılan SGK tarafından SGK'ya gelen bildirimlere baktığımızda kıdem tazminatından istifade etmiş olan oranıyla edememiş oran arasında çalışanlar adına, işçi kardeşlerimiz adına esasında bir kaybın olduğunu da görüyoruz. İnşallah süreç arzu edilen ortak noktayı bulabileceğimiz bir süreç olur diye gayretimiz olacak. Atlayarak gidelim, döneriz yine. Evet. Öncelikle tekrar hayırlı olsun. Sizi ilgilendiren bir konu daha var. Bir önceki hükümetten kalmış bir konu aslında bu. Kamuda çalışan taşeronların kadroya alınması konusu. Bu konuyla ilgili aslında bir çalışma yapılmıştı. Daha sonra bu çalışmanın yeterli olmadığı, yeni bir çalışmanın yapılacağı konusunda hem Çalışma Bakanlığı'nın hem Maliye Bakanlığı'nın açıklamaları olmuştu. Şimdi bu ne aşamaya geldi? Bu yıl bitmeden bu süreç tamamlanabilecek mi? Bir de yeni çalışma çerçevesinde daha önce belirlenmiş bazı koşullar vardı. Mesela 1 Kasım öncesi, bir önceki yılın 1 Kasım öncesi işe başlayan taşeronları kapsayacağı ifade edilmişti. Mesela bu tarihte bir değişiklik olabilir mi? Ya da süreçte açıklanmış olan maddeler değişebilir mi? Buna ilişkin son çalışma ne durumda? Biraz bahsedebilir misiniz? Esasında tabii bu yalnız bakanlığımız için değil, yalnız hükümetimiz için değil, Türkiye'nin çalışan hayatı veya kamu çalışanı hayatı bakımından önemli bir konu başlığı. Esasında bugün geldiğimiz noktada kamu çalışanı, memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli işçi, alt hizmet alımları gibi karmaşık ve birbiri arasında uyumsuzluğu yoğun olan bir yapımız var. O nedenle esasında başarabilirsek kamu çalışanı veya kamu personeli reformunu bir bütün olarak alarak mevcut olan karmaşık yapının ilave kargaşasını ve karmaşıklığını arttıran değil, sistemi yeniden kurgulayan, A'dan Z'ye yeniden kamu çalışanı statüleriyle şekillendirebilen bir yapıyı çalışıp da bir bütüncül bakışın ayaklarına doğru koyabilirsek esasında çalışanımız da ülkede bu anlamda çok daha rahat edecek ve